Sayın TESFE Başkanım. TESFE'li saygıdeğer yönetim kurulu. Çok değerli meslektaşlarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, kendisi güzel, sesi güzel, diksiyonu güzel bir hanımefendinin ardından konuşmak işte öyle kolay değil. Ben bu aralar dilime doladığım bir söz var. Hüseyin Bey de zaten bahsetti. Bizim Karadeniz'de şu atasözü meşhur oldu. Sevduğunuzu alamazsanız aldığınızı seveceksiniz derler. Bu yüzden şimdi size uyarıyorum. Siz de birazcık bana tahammül etmenizi biliyorum, umuyorum. Ben de konuma geçmeden önce süreçle ilgili bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan ne zaman bir toplantıda odanın gelişimiyle ilgili bahsettiği zaman işte şunu söylerdi. Bir masa, bir sandalye, bir daktiloyla başladık diye. Bugün geldiğimiz noktada çağdaş, gayet güzel salonlara ulaştık. Hatta Anadolu'daki diğer odalar da aynı şekilde. Onlar da çok güzel bir gelişme sergiledi. Ama bir taraftan önemli bir gelişmeyi de biz meslek mensupları yaptık. Biz eskiler çok iyi bilirsiniz. Mesleğe başladığımız zaman 7-8 tane hesapla çalıştık. Mal alış, mal satış. Birkaç tane işte muhabbet alacaklar diye meşhur bir hesabımız vardı. O şekilde çalışırken bilgisayarlarla tanıştık. Büyük servetler harcayarak bilgisayarlar aldık. Bunun yanı sıra işte Maliye Bakanlığı elektronik beyannameye geçti. Biz gittik, yeni versiyonlar satın aldık, yine servet harcadık. Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik bildirgeye geçti. Biz gene gittik, programlarımızı verdik, yine bir servet harcadık. Hiçbir destek, hiçbir teşvik almadan kendi gelişimimizi sağladık. Aslında bu anlamda biz meslek mensuplarının bu ülkeden biraz alacağımız var diye düşünüyorum. Sonuçta mevcut kanunlara uyduk. Finansal tablolarımızı kanunlara göre hazırladık. Ama maalesef gerçeğe uygun, yani bugünkü değerlerini itibar eden finansal tabloları bugün itibariyle hazırlayamıyoruz. Biz Yeni Türkçe Hayat Kanunu ile beraber bir heveslendik, ümitlendik. Tamam dedik, işte uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebe yapacağız. Gerçeğe uygun finansal tablolar hazırlayacağız. Kamu kullanacak, herkes kullanacak. Vergi için değil, bilgi için muhasebe yapacağız diye hedef aldık. Ama ne yazık ki ülkemizde işte o gazetedeki yazarlar makaleleri çok okunsun diye ne yaptılar? Sırf popülizm uğruna iş adamlarının kafalarını karıştırdılar. Bir taraftan kendi meclis, kendi yaptığı kanunu hiç yürürlüğe girmeden kaç sene işte hazırlık safhası, yürürlük safhası bekleyen bir kanunu hiç yürürlüğe girmeden yine kendi parlaktomuz, kendi kanununu kabul etti. Ama hocam da bahsetti. Bir gün gelecek bu ülkede uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebe yapacağız. Ve yine uluslararası denetim standartlarına göre denetim yapılacak. Ben daha çok inanın hani yaş itibariyle bağımsız denetim ayağından daha çok önemsediğim bölüm uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanacak finansal tablolar. Hepimiz için en önemli husus bu. Ne zaman bizim varlıklarımız bugünkü değerini itibar edecek finansal tablolarda, o zaman kamuoyunda bir itibarımız olacak. Şimdi ben her sunuma başlamadan önce Karadeniz'de olduğumu vurgularım. Neden? Hazinundan istataşma olmasın diye. Genelde hep bizim tarihimize fıkralar üretilir. Hani bir şeylik olmasın, gerginlik olmasın diye. Bir gün, işte 2005 yılında fıkra gibi bir yola geldi başıma. Şirinevler'de YTL sunumu yapıyorum. O zamanlar Nevzat Hocamız da, hatta onun bir bölüm sunumunu bile kullandığımı hatırlıyorum. Elime bir tane fotoğraf geçti. İlk çekim üzerinde şu yazıyor. 5 milyon, yıl 2005, 5 milyon açıklamasından da eski 5 milyon TL. İşte geçerli midir, geçersizdir? Tabii ki geçersiz. Çünkü 2005 yılında YTL tedavüde. Yansıya koymuşum. Bir şey oldu, arkadan bir arkadaşıma sesleniyorsunuz, el kaldırdı. Hocam dedi, kesinlikle dedi, bu çeki bir Karadenizli yapmıştır.
Şöyle bir baktım, kişi değerini hemen göz attım. Bir baktım, Kütahya yazıyor. Dedim, yemezler, her şeyi bize mal etmeyin. Bakın orada Kütahya yazıyor. Rize veya Trabzon yazıyor mu? Hayır. Bir başka arkadaş el kaldırdı. Hocam dedi, kesin Kütahya'ya yerleşmiş kalbinizin işi. Yani ben bu anlamda gerçekleştiriyorum. Sonradan da başkanımız bana sataşıyor, çok burada anlatıyorsun diye. Evet, şimdi kendime ait bölümden başlamak istiyorum. Bizler bu sunumu hazırlarken hocamızla beraber daha çok uygulamaya yönelik konulara yer vermek istedik. Bunun için pek çok teori girmeden uygulamayı anlatmaya çalışacağım. Umarım sizi fazla sıkmayacağım. Şimdi gerçek kişilerle alakalı biz, hocam da bahsetti, Türkiye Kanunu'nun 39. maddesinde işte her tacir tabela asacak, ünvan yazacak, sizin numarası yazacak. Fakat burada tartışılır bir konu vardı. Kim tacir, kim değil? Herkes mi yazacak? Kanun aslında açıklamış kimin tacir olduğunu, kimin esnaf olduğunu. İşte 11. maddesinde der ki, iletişim araçlarını kullanarak kendisinin bir faaliyete başladığını ortaya koyan veya ticaret içinde kayıt olan kişi tacirdir diye bahsediyor. İstisnasında da esnafla ilgili maddede de 15. maddede şöyle bir açıklama getirmiş. İşte ister deniz olsun, ister dükkana veya sokağın bir bölümünde olsun, sermayeden çok bedeni çalışmasına dayanan bir iş yapıyorsanız diyor, bunlar aynı zamanda işte 11. maddenin kapsamında Bakanlar Kurulu'nun yayınlayacağı kararnamedeki kıstasları aşmıyorsa bunlar da esnaf diye tanımlamış. Bununla ilgili 2007 yılında yayınlanmış Bakanlar Kurulu kararı var. O kararın A bendinde der ki, esnaf sanatkar ile tacir ve sanayici belirleme koordinasyon kurulunun tespit edeceği, bu kurul tespit etmiş. Şu şekilde tespit etmiş, tek tek saymış. Esnaflıkla ilgili faaliyetlerin neler olduğunu. İnternette dolaşıyor, hani o sıkıştığımız zaman sorduğumuz bir tane kurgulamcımız var ya, yazarsan hemen çıkıyor zaten. Kurgulamca bunları hemen bizim önümüze getiriyor. Pek çok konu, hangi konuların esnaf faaliyetinin olabileceğiyle ilgili geniş bir liste yayınlanmış. Bir, eğer diyor siz basit üzerinde vergilendiriyorsanız veya esnaf muafınız varsa ya da işletme defteri esasında gelir defter tutuyorsanız hukuka atıfta bulunuyor. Hukuk 177. maddenin hani bizim defter adlerimiz var ya, onun 1. ve 3. benchlerindeki yazdığı rakam bugün için işte 150 bin ve 2.200 bin lira olan rakamların yarısı, bir de hizmet gelirleriyle ilgili açıklanan 80 bin liranın tamamını, bunları diyor aşmıyorsa gelir, bunlar esnaf odalarına kaydolur. Devam ediyor, bir şekilde esnaf odasına kaydıysa firmanız, bununla ilgili diyor 6 katını bu hadleri aşmadığı müddetçe esnaf sicili kalırsınız. Aşarsanız esnaf sicili otomatik sizin kayıtlarınızı ticaret sicili aktarır. Devamında da şöyle bir düzenleme var, beğendim. 213 sayılı mevzu kanunuyla atıfta bulunarak bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutanlardan bu A bendinde sayılanların dışında kalanlar, bunlar diyor tacirdir. Böyle bir ayrıma gitmiş. Çok tartıştık işte maral, bakkal, post yazdığındaki veya yazar kasasındaki fişlere esnaf numarasını yazacak bu diye. Yazmasına gerek yok. Kanun düzenlemesi 39. madde tacir için düzenlendiği için böyle bir ayrım söz konusu. Şimdi gerçek kişilerle ilgili bizim kendi eğitmen grubumuzda yaptığımız bir eğitimde İstanbul Ticaret Müdüresi katılmıştı. Son yıllarda o kadar fazla kişi başvuruyor ki gerçek kişilerle ilgili ticaretçiyle kayıt için. Bunlar geçmişte %10 oranlarındayken bugün %40'lara gelmiş. Yine bakanlığın bir iç genelgesiyle bir düzenleme yapmışlar. Mutlaka kontrol yapılıyor. Gerçek kişilerden vergi levası talep ediliyor. Talep edilen o vergi levalarının VEDOP sisteminden doğruluğu araştırılıyor. Ona göre başvurular ticaretçiyle kayıtla ilgili kabul ediliyor. Yine bu kişileri tabii kurarken bir sermaye ortaya konması gerekiyor. Sermaye ile ilgili de biz meslek mensuplarımız veya yemin mali müşavir raporu istinaden ya da o sermayenin o şirkette var olduğuna dair bir banka dekontu. Bu banka dekontunu
sermayenin ödendiğinde bloke mektubuyla karıştırmayalım. Firmamıza özgülenmiş bir banka deposu da yeterli olmak üzere bir an olarak kabul ediliyor sermayeyi belirlerken. Bunun haricinde işte esas itibariyle kıraathane, saç tasarımı, efendime söyleyeyim, pedigür salonu gibi faaliyetler zaten bunlar bir esnaf faaliyetidir. Bu başvurular artık ticaret odasında kabul görmüyor. Bir dilekçe ekinde odadan indirdiğimiz, İTO'nun sitesinden indirdiğimiz başvuru formunu doldurarak başvurumuzu yapıyoruz. Ticaret ünvan tasdiklenmesiyle beraber işte tacirin ünvanının ne olduğunu, iştigal konumuzu, işe başlama tarihini, adresini itibar eden şekilde ve 3 imzayla beraber bir ticaret ünvan tasdiklenmesiyle kayıt için başvuruyoruz. Şimdi gerçek kişilerin ticaret odasına başvurduğumuz zaman en az sermaye 100 lira olması gerekiyor. 5000 lirayı aşan bir tutarda sermaye talebimiz varsa tescille ilgili, o zaman bu sermayenin o işletmede olduğuna dair sermaye veya yememe raporu isteniyor. Veya bir banka dekontuyla da bankada olduğuna dair yatırmayan bir ispatımız, beyanımız varsa o da kabul görüyor. Ünvan seçerken gerçek kişinin mutlaka adını soyadını seçebiliyoruz. Başka gerçek kişilerden ayırt etmek üzere de istediğimiz ekleri başkalarını yanıltmayacak şekilde, işte Halil Bursalı Aşe'yi abartmayacak şekilde, yanıltmayacak şekilde sadece ayırt edici ekler kullanabiliyoruz. Ticareti terk ederken de yine bir mal beğenmesine bulunuyoruz, aktif pasif yoktur şeklinde ticarette kaydımızı sildirebiliyoruz. Şimdi kolektif şirketle ilgili bir konuda bahsetmek istiyorum. Kolektif şirket çok fazla kalmadı aslında ama bunların biliyorsunuz ortaklar tüm mallarıyla sorumlu olduklarından dolayı mutlaka gerçek kişiler arasında kuruldular. Daha önceki uygulamalarda kişiler dilerdi noterde sözleşmeyi bir zaman aldı. Ona istinaden tescilleri yapılırdı. Şimdi artık yeni uygulamada kolektif şirketlerde genel kurul toplantı müzakere defterleri tutacaklar. Kararlarını orada alacaklar. Oradan alınmış süreçleri önceden tasdik edip tescile başvuracaklar. Kapanışında daha önceden kişiler giderlerdi noterde. Tasfiye ile ilgili kararı alırlardı. Ticaret sitesine başvurmalı. Yeni uygulamalarda eğer sizin kolektif şirketin sözleşmesinde tasfiye ile ilgili özel bir düzenleme yok ise normal merasime tabi. Yani bir yıllık bekleme süreciyle beraber kolektif şirketi tasfiye edeceksiniz. Ama sözleşmenizde yazıyorsa tasfiye süreci 3 aydır, 5 aydır gibi daha önceden tescil ilan edilmişse o sürede tasfiyemizi sona erdirebileceğiz. Anonim şirketlere ilgili geçmeden önce benim çok önemsediğim aslında kanunun ana fikrini ortaya koyan bir gerekçesi var. Bunu hep arkadaşlarımla ben paylaşırım. Hani kanun temelde niye hedefliyor? Gerekçesinde şöyle bir ifade var. Bakınız, Türk anonim şirketlerinin yapılanmalarını ve çalışma düzenlerini aile şirketi modelinden çıkarmayı ve kurumsallaştırmayı bir hukuk politikası olarak benimsemiştir. Kurumsallaştırma politikası şirketlerin ömürlerinin kurucuların veya onların alt soylarının ömürleriyle sınırlı olduğu inancını değiştirmeye ve şirketlere devamlılık sağlamaya yöneliktir. Kurucu vefat edince şirket dağılmalıdır. İşte yani bizim 6102 sayılı kanunun esas ana fikri. Kanun şirketlerle ilgili de düşüncesi bu. Bu şekilde bütün hükümlerini ihtiva ediyor. Kanun şirket sermayesi belli paylara bölünmüş. Sadece mal varlığıyla sorumlu olan şirket tipi. Önceden de böyleydi. Ama yeni uygulamada tek kişinin de anonim şirket kurabileceğiyle ilgili düzenleme var. Bunun temeli şuna dayanıyor. 80'li yıllarda Avrupa Birliği kendi üye şirketlerine bir talimat vermiş. Ya demiş siz sınırlı sorumlu şahıs işletmesi kurulmasına izin verin ya da tek ortaklı üniter şirket kurulmasına izin verin. Hatta isterseniz tek kişilik AŞ'de kurabilirsiniz diye bir düzenleme öngörmüş. O zaman Avrupa'da bazı firmaların temeli atılmış. Bunu neden istemiş?
şahıs çıkıyor. Tüm mal varlığıyla sorumlu. İnsanlar yatırım yapmaktan, girişimde bulunmaktan çekiniyorlar. Bütün mal varlığını kaybetmek istemiyorlar. Onun için onlar da gerektiğinde sadece ortaya koyduğu, ayırdığı sermaye kadar sorumlu olmak üzere bütün mal varlığını kaybetmeksizin firma kurmalarının önü açılmış oluyor. Bizde de daha önceden en az 5 ortaklık kurulan anonim şirketler gerektiğinde tek ortaklığa dönüşebilecek. Hatta tek ortaklı AŞ'lerde kurabilecek ki kurmaya başladık. Pek çok şirkette tek ortaya dönüşmeye başladı. Yurt dışından yabancı adam geliyor, Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Sen diyoruz tek başına AŞ kuraması, en az 4 tane daha paydaşın olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Çok küçük hisselerde yanında 4 kişi buluyoruz. Aslında ondan paylaşmamak değil ki onlara saman adam diye hatta ifade ediyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken husus bir ortak, işte tek ortağa düştüğü zaman yapılması gereken. Bir ortak tek ortağa düştüğü zaman, yani bütün payları satın aldığı zaman bunu derhal yönetim kuruluna 7 gün içerisinde bildirmesi gerekiyor. Ben bu şirketin bütün hisselerini satın aldım. Daha önceki veyahut da şu andaki uygulamada biliyorsunuz anonim şirketin hisse devirlerinde tescil söz konusu değil. Ama tek ortağa düşürdüğü zaman başlı başına bir tescil konusu. Yani 7 gün içerisinde o paydaş yönetim organına tek ortağa düşme dair yazılı başvuru yapması gerekiyor. Tebligatı alan, bildiği alan yönetim organı da derhal 7 gün içerisinde bu yapıyı ticaretçiyle tescil etmesi gerekiyor. Yani tek ortağa düştüğümüz zaman mutlaka bunu hemen 7 gün içerisinde tescil ettirmemiz şart. Kanun bazı anonim şirketlerin kuruluşunda bakanlıktan izin alınmasını öngörmüş. İşte bu sektörler, bankalar, finansal kiralama şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, sigorta şirketleri, yansıda gördüğümüz şirketleri kurarken bunların izne tabi olduğu ile ilgili düzenleme var. Onun haricindeki kalan şirketlerle ilgili kuruluşta izin alma durumu söz konusu değil. Hocamız bahsetti, şirketimizi kurarken anonim şirketin sermayesi en az 50 bin lira olarak kurmamız gerekiyor. Yeni düzenleme artık halka açık olmayan şirketler de, anonim şirketler de kayıtlı sermaye şirketine geçebiliyor veya kurulabiliyor. Bununla ilgili işte kayıtlı sermaye sistemimiz varsa en az sermayemiz de 100 bin lira olacak. Biliyorsunuz sermaye artışı, azalışı her türlü yetki genel kuruludur. Değil mi? Genel kurulu tüm olarak karar verir. Ama sık sık genel kurullarda görüşülmesini istemiyorsak ne yaparız? Yönetim kuruluna yetki veririz. İşte bizim sermayemiz 50 bin lira ama gerektiğinde bunu 100 bin liraya kadar artırabilmek üzere yetki veririz. Yönetim organı da gerekli gördüğünde toplantı yapar, karar alır. Der ki işte sermayeyi 80 bin liraya çıkartır, yükseltir. O da bizim için çıkarttığımız sermaye anlamına gelir. Öncelikle olarak şirketi kurarken artık anonim şirketin sözleşmesi esas sözleşme diye geçiyor. Limited şirketin sözleşmesinde de kanun şirket sözleşmesi diye bahsediyor. Bizim için anonim şirketlerdeki şirket sözleşmemiz esas sözleşme. İçeriğinde nelerin olacağını işte biliyoruz. Ünvanımız, merkezimiz, işletme kurumumuz, hocamız bahsetti, yazsak da yazmasak da farklı konularda iştirak edebiliriz. Her türlü sözleşebiliriz. Her türlü tazminata vesaire borçlanmaya gidebiliriz. Bizim böyle bir yetkimiz yok deyip de gelemiyoruz. Yaptığımız bütün işlemlerden yönetim organından sorumlu tutabiliyoruz. İşte nama yazılı pay senetleri varsa, imtiyazlar varsa, haklar, payınlar, bunların neler olduğunu, kuruculara kimler olduğunu, bir hak menfaat sağlıyor muyuz bunları veriyoruz. Yönetim kurulu üyelerinin sayılarını, toplantıya nasıl çağrılacağını, ilanların nasıl yapılacağını, bütün bunları içeren şekilde bir esas sözleşme hazırlıyoruz. Esas sözleşmenin içeriğinden, kanundaki yer alan düzenlemelerinden ancak kanun izin verirse sapabiliyoruz. Bunun haricindeki sapmalar kanunu tanımıyor, kabul etmiyor. Başka bir kanun bir düzenleme öngörebilir. Yani şu şekilde bir içerik isteyebilir. O sadece hangi kanun bunu talep ediyorsa o kanun açısından geçendir. TDK'yı bağlamaz, bağlamıyor. Yine
uygulama biliyorsunuz şirketin kuruluşunda nakli sermaye dışında aynı sermayede kullanabiliyoruz. Bazı muazzamlı durumlar söz konusu olabiliyordur. Yani şirketinizi kurarken aynı sermaye pahalılığında uyguluyorsunuz. Şirket tescil ediliyor. Pay sahibi hemen gidiyor o arada taşınmazlığı gayrimenkulünü bir başkasına satabiliyor. Bu tür aksaklıkları ortadan kaldırmak üzere varsa sözleşmemizde böyle bir aynı sermaye tabirimiz hemen ilgili sicile şerh düşünmesi gerekiyor ki satış engellensin diye. Evet, biliyoruz artık taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünü eskiden olduğu gibi ilk uygulamalarda bloke mevcudiyeti geldi. Taahhüt ettiğimiz sermayenin, nakdi sermayenin 1/4'ünü gidip bankada bloke ediyoruz. Kalan sermayeyi de teslim tarihi itibaren 2 yıl içerisinde ödeme zorunluluğu var. İşte kuruluş belgeleri esas sözleşmeyi o kapsamda bahsettiğimiz içerikte hazırladıktan sonra yine yeni uygulama kurucular bir beyanda bulunması gerekiyor. İdare açıklamasında bulunuyor. Örneği zaten hocamızın bahsettiği o web sitelerinde var. Nöbetin beğendirici konusunda açıklamaları var. İşte yönetim kurulu ünlemeler anlamak var. Aynı sermayelerin ne şekilde değerlendirildiğine ayrıntılı bir tablo şeklinde hazırlanıp ortaya koyuyoruz. Yine tabii ki kuruluştaki aynı sermayeler mahkemece bilirkişi tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Onların değerlendirme raporlarında kuruluş belgelerinde sicile veriyoruz. Artık yönetim kurullarında gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de yönetici olarak seçilebiliyor. İşte bir anonim şirketin yönetim kurulunda belli bir şirketine görev verebiliyoruz. Bununla ilgili kararın bir örneğini. Kuruluşta eğer ortaklar dışında bir yönetim kurulu atıyor isek, o yönetim kurulunun görevi kabul ettiğine dair beyanı olması gerekiyor noter tasdikli. Yani şu şekilde bir belge sunması gerekiyor. İşte şu tarihli şirketin şu tarih o kararıyla yönetim kuruluna atandım, görevi kabul ettiğimi beyan ve taahhüt edelim şeklinde bir görev kabul yazısı vermesi gerekiyor. Yabancı kişi de, yabancı tüzel kişi de şirketlerin yönetim kuruluna atanabiliyor. O halde o tüzel kişinin güncel kayıtlarını içeren, yurt dışından alınmış belgelerinde, tercüme edilmiş belgelerinde, işte konsolosluklarına, İşleri Bakanlığı'nın yetkililerince onaylanmış, tercüme edilmiş belgelerinde sunmamız gerekiyor. Yönetim kurulu üyesi seçmen tüzel kişinin imza beyanı, bunu bizzat ticaret şirketindeki müdür hanımın uyarısıdır. Sonuçta tüzel kişi biliyorsunuz daha önceden yönetim kurulları atanınca mutlaka bir orada gerçek kişiyi teslim ve ilerledik. Ama şimdi hangi tüzel kişi atanmışsa onun ismini birinci olarak teslim ettiriyoruz. İşte şu limited şirket, şu anonim şirketin yönetim kuruluna seçilmiştir. Bizzat şirketin ünvanı seçilmiş olması gerekiyor. Ama tabii ki birisi de bu görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda bir gerçek kişinin adını da bildirilmesi gerekiyor. Ve imza sütlerini hazırlarken örneğimizde şu şekilde işte B Turizm Anonim Şirketi ünvanlı şirkette B Turizm ve Anonim Şirketi'nde yönetici seçilen A Anonim Şirketi'nin ünvanının altında atacağım imza şu şekilde diye adımızı soyadımızı yazarak imza sütlerimizi öyle hazırlayacağız. Yoksa doğrudan gidip B AŞ'nin altında ünvanı altında atacağım imza şu diye hazırladığımız imza sütleri kabul görmüyor. Hangi şirketi temsil edeceksek onun ismine yer vererek ve işte B Turizm Anonim Şirketi ünvanlı şirketin işlemlerinde yönetim kurulusu olarak atandığım A Turizm Anonim Şirketi adına atacağı imza hangi bulursanız şudur diye imza sürdüğünü hazırlanması gerekiyor. Şimdi tabii kuruluşta aynı sermayeyi koymak, şirket kurmak biraz meşakkatli iş, zor iş. İşte mahkemeye başvurulması gerekiyor. Onların değerlerinin, kıymetlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz genelde? Şirketi kuruyoruz nakdi sermayeyle. Daha sonra o koyacağımız aynı sermayeleri belki daha yüksek bedellerle gerçeğe aykırı bir şekilde şirkete aktarabiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmak üzere kuruluşumuzu takip eden 2 yıl içerisinde yüksek mevduatlarla işte sermayenin 10'da 1'ini aşan tutarlarda bir şey satın alacaksak bunun için genel kuruldan izin almamız gerekiyor. Genel
kaynak bulup izin verirse böyle bir yapabiliyoruz. İşte kavme karşı hile durumu ortadan kaldırma anlamında. Evet, hocam bahsetti. Her şirket, buna limitler şirketler dahil, anlamlı şirket, dönemi takip eden 3 ay içerisinde genel kurulunu yapmak zorunda. Zorunda ama PTK'da herhangi bir yaptırım söz konusu değil ve bundan dolayı kural, genel kurulumuz mutlaka şirketin merkezinin bulunduğu yer yapılması gerekiyor. Gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir şirketin genel kurulu. Peki kimler çağırır genel kurulu? Biraz devam edeceğim, ondan sonra alacak sorumuzu. Şöyle bir durum, işte azlık pay sahipleri de gerektiğinde yönetim kurulunun yanında şirketi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Bunu yapması için mutlaka sermayenin onda birine sahip pay sahipleri notere gidip gündemi de verilecek şekilde başvuruda bulunurlarsa kabul görüyor. Tabii böyle bir azlık pay sahipleri işte şu günlerde bir genel kurulu toplantıya çağırdıklarında, yönetime başvurduklarında yönetim eğer 7 gün içerisinde olumlu cevap vermezse bu olumsuz cevap vermiş anlamına geliyor. O zaman azlık pay sahipleri mahkemeden genel kurulu talep edecek. Ama olumlu cevap vermişse yönetim kurulu azlık pay sahiplerinin istediği doğrultusunda yönetim kurulu 45 gün içerisinde genel kurulu yapması gerekiyor. Şimdi biz önceki uygulamada eski kanunda yapardık genel kurulları, şirketlerin genel kurulları. Tescile tabi husus var diye bakmadan mutlaka götürdük bir de tescile. Ücret öderdik, tescile verdik. Ama yeni kanun bu yapılan genel kurullarda alınan kararların içerisinde tescile tabi bir husus yok ise tescil istemiyor. Ama şunu yapılması gerekiyor. İşte 422. madde bunu düzenlemiş. O pay sahiplerinin genel kurulda yapmış oldukları, almış oldukları kararlar, onların oy oranları, hangi hususta karar almışlarsa bunları içeren bir tutanak hazırlanıyor. Yönetici tarafından, genel kurulu yöneten kişi tarafından aktarılıyor, tutanak hazırlanıyor. İkinci fıkrasında diyor ki 422. maddenin, yönetim kurulu tutanağın metalce onaylanmış bir süretini devlet ticaret suçu müdürlüğüne verir. Ve tescile ilan tabi bir husus var ise onu da tescile ilanını yaptırır. Yani süre belirlenmiş. Genel kuruldan sonra hemen toplam tutanağını sicile belirliyor. Biz önceki genel kurullarda hazırladık 5-6 süret. Hem komisere hem divan başkanına herkese imzalattırdık. Gerekli sayıları, gerekli yerlere verildik. Ama şimdi öyle yapmayacağız. Tutanak hazırlanacak. Tutanağı genel kurul toplantı müzakere defterine yapıştıracağız. Noter tasdiki suretiyle beraber genel kurulu ticaret odasına vereceğiz. Tescil et almış süresiyle tescilini yaptıracağız. Şimdi yaptırmasak ne olur? Bizim meşhur 500'lü maddemiz var ticaret kanununda. O da der ki, şirketin yönetim organı sözleşmeden veya kanundan doğan müşriklerini kendi kusurlarıyla yerine getirmezlerse her şirkete hem pay sahiplerine hem de şirketten alacaklara karşı sorumludur der. Yani biz bu genel kurulu yönetim organı olarak geciktirirsek, bir şekilde o taraflara bir zarar verirsek, o taraflar bizden bu genel kurulu yapılmasına dolayı bir zarara uğratılırsa talep edebilirler. Ama her halükarda eskiden işte 3 seneyi biriktirdik yapardık. Mümkün olduğunca her dönemin sonunda takip eden takvim yılının içerisinde genel kurulların yapılmasında fayda var. Yani sene sorunu hangi şirketlerde bekleyebiliriz? İşte Babamlı, Karayiye şirketlerinde sorun olmaz ama o çok ortaklı yapılarda mutlaka dönemi takip eden 3. ayın sonuna kadar genel kurulu yapmamız gerekir. Şimdi işin bir başka ayağı var. O da Türk Ceza Kanunu. Bakınız orada 162. madde taksiri iflas diyor. Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi iflasa karar vermiş olması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yani yöneticinin kusurları karşısında ne gibi bir cezayla karşı karşıya kalırız. 164. maddede der ki şirket veya kooperatifle ilgili yanlış bilgi. Şirketin yönetim organı, kooperatif yönetim organı genel kurulda şirketle alakalı kamuya veya paydaşlara yanıltıcı belge verirlerse, onları yanıltırlarsa, gerçeğe aykırı belge ve bilgi verir veya verdirirlerse 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
organları bu görevleri yerine getirirken gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmaması gerekiyor. Böyle de bir yaptırımla karşı karşıya. Bunun haricinde Türkiye'nin kanunun genel kurulu dönemli partiler bir çay içerisinde yaptırmanız diye bir ceza öngörülüyor. Genel kurulu nasıl çağıracağız toplantıya? Mevcut davet araçlarıyla beraber bazı sebeple kavmi ise bunu internet sitesi aracılığıyla da yapabileceğiz. Tiyasi gazetesinde ilan veriyoruz. Bilinen pay sahipleri, adresleri bilinen pay sahiplerine de tarifli mektup göndererek toplantıya davet ediyoruz. Yine yeni uygulama, ayrıca şirketler isterlerse genel kurulları elektronik ortamda da yapabilirler. Ben de geçen akşam ekonomik verilerine baktım. 460 küsur tane şirket genel kurullarını elektronik ortamda yapmışlar, başlamışlar yapmaya. Kimler katılacak genel kurullar? Eğer yönetim organı görev yetkilerini mülassas üyelere, yani müdürlere devretmişlerse mülassas üyeler toplantıya katılacaklar. En az bir yönetim kurulu üyesi toplantıda hazır bulunmak zorundalar. Varsa gerekçiyle hazır bulunacak. Tabii ki diğer yöneticiler de isterlerse toplantıya katılabilirler. Genel kurulun vazgeçilemez, devredilemez yetkileri var. Sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden almaları, onların huzur hakları, ikramiyeler, finansal tablonun hazırlanması, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, şirketin fesi, önemli miktarda şirket varlıklarının satışı, yönetim kurulu büyük miktarda bir satışa konu bir mevcudu satmaya kalkar varsa bunu mutlaka genel kurulda izin alması gerekiyor. Bunlar devredilemez yönetim kurulunun genel kurulun yetkileri. Tek pay sahibi ortak da tek başına genel kurulun sahip olduğu haklara sahiptir ama onun alacağı bütün genel kurulu ilgili kararlar yazılı olmak şartını öngörüyor kanun. Gerçi diğer genel kurullar da yazılı mı oluyor yani. Ama öyle bir özel düzenleme getirmiş tek pay sahibi genel kurullarla ilgili. Biliyorsunuz daha önceki bütün alt işletlerin genel kurullarında konser dediğimiz kişiler davet edildi. Bakanlık yeni ismi, bakanlık temsilcisi. Artık her genel kurulda bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu yok. Kuruluşu İzne tabi şirketlerin yapacağı bütün genel kurullarda bakanlık temsilcisi davet zorunluluğu var. Bunun dışında kalan kamu şirketlerin genel kurullarını yaparken eğer genel kurulların gündeminde sermaye azaltımı artırma var ise, kayıtlı sermaye giriş çıkış var ise, tavanını azaltma artırma var ise, iştigal konu değişikliği var ise, birleşme bölümüne tür değiştirme ilgili bir karar alınacak ise o toplantılarda. İşte toplantıların yurt dışında yapılacak olduğu durumlarda, yurt dışında yapılacak olan genel kurullarda, yine yurt dışında yapılacak olan imtiyazlı pay sahiplerinin genel kurullarında, bunlar için bakanlık temsilcisi davet edilmesi gerekiyor. Onun dışındaki genel kurullarda bakanlık temsilcisi davet etme zorunluluğumuz yok. Tabii ki bunun dışındaki şirketler genel kurul yaparken isterlerse yine bakanlık temsilcisi talep edebilirler. Bakanlık bu talepleri değerlendiriyor. Gerekli gördüğünde görevlendirmeyi yapıyor. Bu ticari defter bahsetmiştik tutanağın ne şekilde defteri yapıştırılıp tescile gönderileceğiyle ilgili. İlk yönergeyle ilgili de hocam bahsetmişti, ben onu geçiyorum. Genel kurulun nasıl yapılacağına dair usul esasları belirleyen ilk yönergenin hazırlanmasıyla ilgili. Şimdi genel kurulun yeter sayılarında bazı değişiklikler söz konusu. Olağan normal kurulların görüşeceği gündemli toplantılarda eskiden olduğu gibi yeter sayısı aynı. Yani sermayenin bir bölü dördünü temsil edilen genel kurullarda toplantı yapılabiliyor, karar alınabiliyor. Ama bazı özellikli konular, bunlarda toplantı yeter sayıları, karar yeter sayıları değişmiş durumda. Örneğin, mesela bilanço zararının kapatılması ile ilgili ek yükümlülük taşıyacak olan paydaşlara işte zararı kapatmak üzere ek yükümlülük edilen toplantılarda mutlaka oy birliğiyle toplanılması gerekiyor ve oy birliğiyle karar alınması gerekiyor.
Şirketin merkezi yurt dışına taşınmasında yine oy birliği gerekiyor. Şirketin işletme kurusunun, iştigal kurusunun değişikliğinde %75 oy aranıyor. Ki ikinci toplantıda da yine aynı oran aranıyor. Birinci toplantıda yeterli sayıya ulaşılmadığı takdirde ikinci toplantıda da yine aynı oy aranıyor. İşte yine tasfiye giriş genel kurullarında %75 oy aranıyor. Bunlar kanunun yeni toplantı yeter sayıları ve karar sayıları. Kanunda zaten 461. maddede kadar olan bölümde bunlar. 418'de normal toplantı, 421'de ve 461'de hesaplar öngörülmüş. Şimdi toplantıya davet zenginleştirilmiş. Önemli bir yenilik oy hakkı. Mevcut eski kanunumuzda her ay eşittir bir oy gibi değerlendirildi. Şimdi bu uygulamada biraz kapsamlı yenilik getirerek ayrılmış durumdayız. Tabii ki ilk birinci, yani 434. maddenin birinci fıkrasında oylar normal payların itibari değerleriyle orantılı olarak hesaplanır diye düzenliyor. Ama ikincisinde her paya en az bir oy uygulamasından geçerek her pay sahibine en az bir oy düzenlemesi getiriliyor. Yani hocamın şirkette 5 pay var, benim 1 payım var. O 5 payına bir oy tahsil edilebiliyor. Bana da bir oy tahsil edilebiliyor. Yani ona 5 oy hakkı verilmeyebiliyor. Onun oy hakları sınırlandırılabiliyor. Gerekli görüldüğü halde. Yani pay başına en az bir oy uygulamasına geçilmiş durumda. Bir de yine oy haklarını oy paylarına hesaplarken taahhüt edilen sermaye değil, ödenmiş sermaye kapsamında oylar hesaplanıyor. Şimdi kanun açıkça azınlık pay sahiplerine de koruma amacını gidiyor. Yani şirketler yönetilirken çoğunluğun menfaati doğrultusunda yönetilmesinler. Şirketin menfaatine doğru yönetilsinler diye azınlık pay sahiplerine tanınmış bazı haklar var. İşte genel kurulu yaparken azınlık pay sahipleri bütün finansal tablolar üzerinde, faaliyet raporu üzerinde inceleme hakkı verilmesi gerekiyor. Yani biz şirketi genel kurulunu eğer çağrılı olarak ilan edip duruyorsak genel kurul tarihinden önceki 15 gün içerisinde, 15 gün en az 15 gün bütün finansal tablolar, faaliyet raporları, varsa denetleme raporları, yönetim kurulunun kar dağıtım politikaları içeren önerilerini azınlık pay sahipleri inceleme hakkına sahip. Onlar şirketin bulunduğu merkezinde bu belgeleri inceleyebiliyorlar. Hatta kendilerine herhangi bir ücret talep edilmeksizin bir süreleri de kendilerine verilmesi gerekiyor. Şimdi bu kar payı avansı alma hakkıyla ilgili daha önceden veri kanunlarımızda düzenlemesi vardı ama kanunumuzda yoktu. Artık pay sahipleri dönem içerisinde şirket karından avans alma hakkı getirildi. Her ne kadar ortakların şirketin parasını kullanma yasağı biraz sulandırmış olmasına rağmen biliyorsunuz kanunun ilk halinde ortaklar kesinlikle ve kesinlikle şirketin parasını kullanamayacaklardı. Değil mi? Hatta daha önceden alanlarda 3 yıl içerisinde geri vereceklerdi. O biraz değişti. 2 tane kıstas geldi. Eğer sizin vadesi geçmiş sermaye taahhüt borcunuz varsa veya şirketin serbest yedek akçeleriyle dönem karı, geçmiş dönem zararlarını karşılamıyorsa bu ortaklar şirketin parasını kullanamayacaklar diye düzenleme var. Ama eğer bu şekilde değiştirilmeseydi çok daha anlamlı olacaktı bu kar payı avansı alma hakkı. Çünkü borçlanamayacaklar için herkes kar payı avansı dağıtma durumunda olacaklardı. Bu kanunda yeni düzenlendi. Yine azlık haklarının kullanılması, korunması anlamında genel kurulda finansal tablolar görüşülürken azlık pay sahipleri divan başkanından finansal tablolarla ilgili görüşmeyi erteletme talebinde bulunabiliyorlar. Ve divan başkanı oylama yapmaksızın bu ertelemeyi yapabiliyor. Öyle bir yetkisi var. Buyurun.
sermaye olarak tahtır bulmuşsunuz. Evet. Yani daha önceki konmuş para sizin şirketin olan bir alacağınız, o bir taahhüt değil. Siz o taahhüt itibariyle yani bu şirkette bu kadar bir taahhütte bulunuyorsunuz ve bununla o taahhütü bulunurken meslek mensubu, CMMSM tarafından o alacağı olduğuna dair raporla tespit edilmiş olması gerekiyor. Bu sefer işini yaparken. O anlamda o mahsuplaşmayı yapamazsınız. Çünkü siz zaten bir sermaye tarzını bulursunuz. Alacağınızı alıp o zaman tarzıcı yerine getirmesi gerekir. Peki genel kurulu yaparken nasıl bir yolaltısı izleyeceğiz? Yönetim kurulu bir karar alacak. Diyecek ki şu dönemin genel kurulu şu adreste, şu tarihte, şu gündem doğrultusunda yapılacaktır diye bir karar alıp devamında gündem maddesinde oluşturulacak. Gündeme bağımlılık esastır. Yani genel kurulda gündem dışına çıkılarak herhangi bir karar alınamaz. Bunun tek istisnası, eğer bizim genel kurulumuz çağrısız yapılıyor ise, demek ki bütün pay sahipleri oy birliğiyle orada varlar ve toplantıya katılan o kişilerin oy birliğiyle alınırsa gündeme madde ilave edebiliriz. Onun haricinde gündeme madde ilave edebiliriz. Başta hangi gündemi ilan etmişsek o gündeme uymak zorundayız. Gündemi belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bu ilanı işte tarihli mektupla, Türkiye Ticaret Sivil Gazetesi'nde yayınlanmak üzere, varsa internet sitemiz taşıma ve bulundurma zorunluluğumuz varsa, orada şöyle bir ilan yapacağız. İşte biz şu tarihte almış olduğumuz karar istinaden şu tarihte genel kurulumuzu yapacağız. Finansal tablolarımız, konsolide finansal tablolarımız, yönetim kurulu faaliyet raporumuz, varsa denetleme raporları, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi, en az 15 gün önce şirket meclisinde ve şurada da pay sahiplerine incelemesine hazır bulunacaktır diye bir ilan yapmamız gerekiyor Ticaret Sivil Gazetesi'nde. Ve varsa bizim pay defterinde bilinen adreslerinde bunu iade bir tarih olarak göndermemiz gerekiyor. Eğer ilanlı toplantı yapacaksak. Toplantımızda bütün pay sahipleri katılmayacak ise bu merasime uymak zorundayız. Ama bizim yapacağımız genel kurulda bütün pay sahipleri asaleten ve vekaleten temsil edileceği biliniyorsa ve o şekilde yapılacaksa bu ilan yapmamıza gerek yok. İlanı yaptıktan sonra varsa bakanlık temsilcisi bulundurma ile ilgili bir husus, bakanlık temsilcisini istem yazısını koyacağız. Finansal tabloları, yönetim faaliyet raporlarını en az 15 gün içerisinde, hatta bu ilanı yaparken, affedersiniz onu atladım, İstanbul Ticaret Sivil Müdürlüğü'nün tavsiyesi, İstanbul'da normal tescilden ortalama 3 gün sonuç dönüyor. Yani 15 gün o hazırlık dönemi, inceleme hakkının kullanılması ile ilgili dönem. Ondan da en az bir 3 gün öncesinde bu ilan yapılması ki o süre kaybolmasın. Sonuçta 15 gün süre genel kurulla ilan tarihinin arasında kalan 15 gün olması gerekiyor. Yani genel kurul tarihiyle ilan tarihi hariç arada 15 gün bir süre olması gerekiyor. Önceden hazırlık listesi derdik, şimdi artık toplantıda bulunanlar veya hazır bulunanlar listesi diye ismi de böyle bir değişik. Yine onu da yine hocamızın çalışmalarından aldık. İşte pay sahipleri, kimlerin paylarının ne kadar olduğunu, o yapıların ne kadar olduğunu ve katılanların imzalayacağı, divan başkanının imzalayacağı, varsa bakanlık temsilcisinin imzalayacağı bir genel kurul hazır bulunan listesi hazırlıyoruz. Genel kurul toplantı tutanağını hazırlıyoruz. Bununla beraber genel kurul işlemini tamamlıyoruz. Evet, esas sermaye artırımıyla ilgili yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken hususlar. Şimdi eğer iç kaynaklardan yapılan yatırımlar hariç, yani sermaye fonları dediğimiz böyle bir şey kullanmıyor isek, nakdi sermaye atışı yapıyorsak önceki sermayenin tamamının ödenmiş olma şartı var. Yani, nakdi sermaye tamamen ödenmedikçe biz sermaye atışını yapamıyoruz.
Ama küçük meblağlı, önemsiz meblağlı ödemeli sermaye dikkate alınmayabiliyor. Sürüncemede kalıyordu bazen. Genel kurulu karar alıyordu sermaye hatırımla ilgili. Bu tamamlanamayabiliyordu. Genel kurulu tarihinden itibaren veya kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde gerçekleşmeyen, yani tespit edilmeyen sermaye artışları artık yapılamıyor. Bununla ilgili ödenmiş şu hasta harçlar vesaire vergiler geri alınıyor. Evet, biliyorsunuz bu şarkı, yani sermaye atışına katılma hakkı, eğer bütün pay sahipleri haklarını kullanmazlarsa, tamamı kullanmazlarsa sermaye atışıyla ilgili yönetim kurulu yeni sermaye atışıyla ilgili hakları kullanmak üzere 15 gün pay sahipleri bir süre tanıyor. O 15 gün içerisinde başvuranlar sermaye atışına katılıyorlar. Eğer bizim sermaye atışındaki sermaye maddemizde pay sahiplerinin detayı yok ise bu sermaye atışla ilgili bir iştirak taahhütnamesi hazırlanması gerekiyor. Bu iştirak taahhütnamesi her pay sahibi adına ayrıca düzenlenebilir veya tamamı bir arada olmak üzere bizim örneğimizde olduğu gibi tek bir belgede de bu iştirak taahhütnamesini hazırlayabiliyoruz. Şimdi yine kanunun bir düzenlemesi, borsada işlem görmeyen veya görmek üzere başvuruda bulunmayan şirketler sermaye atışında eğer bilançolarında hiç kaynak varsa onları sermaye ilave etmeden nakdi sermaye atışına gidemez diye bir düzenleme var. Önce iç kaynakları ilave edeceksiniz, ondan sonra nakdi sermaye atışı yapacaksınız diyor mevzuat. Ama bakanlık bunu ilk noktada gevşetmiş. Yazılı açıklamalarda bulunmuş. Bir tanesinde şöyle bir yol gösteriyor. Eğer siz iç kaynaklarınızı sermaye artırmadan veya ilave etmeden artırırken nakdi sermayeyle ne kadar nakdi sermaye ilave ediyorsanız o kadar iç kaynak ilave ederseniz sermaye açı yapabiliyorsunuz. Yani tamamını değil, iç kaynakların bir kısmını ve o kadar da nakdi sermayeyi eş zamanlı sermaye ilave edebiliyorsunuz. Daha sonra bir yazıyla bunu tamamen kolaylaştırdı. Bütün pay sahipleri, bütün ortaklar iştirak ediyorlar ise karara, iç kaynakları sermaye ilave etmeden nakdi sermaye açısında yapabilirsiniz diye izin vermiş. Bizim bu anlamdaki iç kaynaklarımız nelerdir? Biliyoruz az çok. Enflasyon düzeltme farklarımız. Yeniden değerli maaş fonlarımız varsa. Yine maliyat kanunu yararlanarak işte matrağı arttırdı vesaire gibi belgelerle oluşturduğumuz fonlar, sonrası vesaire gibi. İştirak gayrimenkul satışından elde edilen %75 lira özel fonda bulunduğumuz fonlar, yenileme fonları, serbest yedek akçelerimiz, dağıtılmamış karlar bizim için iç kaynak, bilançomuzda yer alan iç kaynaklarımız. Bununla ilgili işlemi yaparken bir dilekçe ekinde toplantı sunağını, işte genel kurulun hazırlamış olduğu kararların ve yönetim kurulu kararlılık örneği ve bir yönetim kurulunun sunacağı beyan. Burada açıkça bu artışın nasıl yapılacağını, ne amaçla yapılacağı ile ilgili bir beyan hazırlanması gerekiyor. Yine aynı sermaye var ise bunu derhal ilgili sicilden üzerinde herhangi bir kısıtlamanın olmadığını dair bir yazı almamız gerekiyor. Ve aynı zamanda o sicillere şerh düşürmemiz gerekiyor aynı sermayelerle ilgili. 10.004 artırdığımız kısma isabet eden, nakdi sermaye artışında artırdığımız kısma isabet eden 10.004'ünün rekabet kuruluna ödenmesiyle ve ayrıca sermayenin 1/4'ünün bloke edildiğine dair yazıyla bakanlık temsilci yazısı, hazırlığın cetveli, sermaye atımı sadece iç kaynakların yapılması halinde serbest muhasebeci bir mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından bu varlıkların şirketin bünyesinde var olduğuna dair rapor hazırlanması gerekiyor. Aynı sermaye varsa yine değerleme raporlarını koyarak sermaye atışını sağlıyoruz.
Bazen de sermaye fazlalığı söz konusu olur, ihtiyaç olur. Sermayenin azaltılmasıyla ilgili ihtiyaç olduğunda yapılacak olan genel kurullarda işte neden sermaye fazla olabilir? Gerçek ihtiyacın üzerinde olabilir. Ya da bilançonun zarar nedeniyle karşılıksız kalması durumunda sermaye azaltışına gitme ihtiyacı duyabiliriz. Zararların kapatılmasını amaçlarız. Böyle bir durumda mutlaka sermayenin azaltılmasına rağmen şirketten alacaklı olanların bu alacağını karşılayan miktarda şirketin mevcutlarının olduğuna dair meslek mensubu bir rapor hazırlaması gerekiyor. Yenili mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin raporları ile ilgili tek fark, yani her halükarda SMMV'ye aynı yerde rapor hazırlayabiliyoruz. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin raporunun geçersiz olduğu tek yer, bu kuruluşu bakanlık iznine tabi olan şirketlerin sermaye azaltışı aşamasında yememe raporu isteniyor. Önceki kanunda bu en az 3 kişilik bir kişi heyetinin hazırlayacağı rapor aralığıydı. Şimdi yememe raporu orada geçerli ama sermaye raporunun bu noktada geçerliliği yok. Yine işte toplantıda alınması gereken bu noktadaki kararlarla beraber şirketin alacaklarıyla yapılan bir ilan yapılması gerekiyor. Sermaye azaltılmadan önce 3 defa yayınlanması gerekiyor. Bununla ilgili işte yönetim kurulu kararında diyor ki sermayenin azalmasına rağmen alacakların haklarının tamamen karşılayacağı miktarda aktiflerin mevcut olduğu, bu süreçte sermaye azalması yasan bir engel bulunmadığını, bu ilanın 3. defa yazılmasına itibaren en geç 2 ay içerisinde alacağınızla ilgili başvurun şirketinizde ya alacağınızı isteyin ya da bir teminat isteyin diye bir ilan yapılması gerekiyor. Bu ilan neticesinde gelen başvurular değerlendirilerek sermaye azaltı maçıyla ilgili işlemler yapılıyor. Toplantı sonuna ve meslek mensubunun hazırlayacağı rapordan bahsetmiştik. Bazen de şirketler zararlar nedeniyle sermayesini azaltma ihtiyacı duyar. Neden? İşte sermayesi azalan bir şirket ortaklarına kar dağıtamaz. Teknik açıdan imkansız olduğu için sermayelerini azaltırlar. Ondan sonra ki karları dağıtabilmek anlamında. Eğer bizim sermaye azaltmamızın amacı bilanço zararlarını ortadan kaldırmak ise o zaman bu alacaklara çağrı yapmaktan, meslek mensubundan rapor almaktan şirket yönetim organı vazgeçebiliyor. Yani bizim amacımız zararı karşılamak, kapatmak ise bu ilanların yapılmasına, çağrı mektubu göndermesine gerek yok. Bu da kolaylaştırılmış yöntem olarak kanunumuzda var. Buyurun. İşte eş zamanlı azaltım ve artırım uygulaması size bir yöntem. Şimdi bazen de hem azaltımı ve artırımı eş zamanlı yaparız. Bunun gerekçesi işte bir hem teknik açıdan kar dağıtabilmek hem de yine kaybolmuş sermayeyi eski seviyesine getirerek finansman giderlerimizi ortadan kaldırmak anlamında yeni pay sahiplerinden para talep etmek. Bu amaçla yapılır. Bunu borsa işlem gören firmalar, zararda olan firmalar sık sık yaparlar zaten. Sermayelerini azaltıp tekrar artırıyorlar. Bunu yaparken eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapıyor isek, daha önceki sermayemizi tekrar çıkartacağımız noktada nakdi sermayelerde ne yapmamız gerekiyor? Yani sermayenin 1/4'ünü değil, artırma konu tutarın tamamını bloke edilmesi gerekiyor. Öteki sermayeden daha fazla bir artırma gidiyorsa o fazlalığı 1/4'ünü bloke ederiz. Ama onun dışında tekrar aynı sermaye getirmek için yapılacak olan sermaye artırımlarında sermayenin tamamını bloke ettirmemiz gerekir. Tabii ki bütün sermaye artışlarında biliyoruz ki önceki sermayenin ödendiğinin tespiti raporu ayrıca meslek mensupları tarafından hazırlanması gerekiyor. Şimdi yönetim kurulu ile ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Önceki kanalımızda buyurun. Sermaye
Türkiye kanunu esas aldığı asgari yeter sayılarının altında bir nisap koyabilirsiniz. Ama onun üzerinde ağırlaştırıcı nisaplar koyabilirsiniz. Her türlü ağırlaştırıcı nisaplar alabilirsiniz. Bir tek bunu şurada işte hani 600 sayılı uygulama kanununda eğer kanunun şu andaki asgari yeterliliğine işte asgari tutarlarına çıkartmak için yapılacak olan genel kurullarda bu toplantı hesapları aranmaz. Toplantıya katılanların sayısına göre karar alınabilir. Gerek standart hükümlerini değiştirmek anlamında, gerek asgari yeterlilik ve asgari sermaye ile ilgili konularda toplantıya katılanlarla beraber nisap aranmaksızın karar alınabilir. Umarım 6. sayılı kanundan doğan bir düzenlemeyle ilgili değildir. Devamındaki bir kurul. Yani bu askeri sermaye ile ilgili değil bir sorunuz. Şimdi daha önceki kanunda bir anlaşmanın en az yönetim kurulu üye sayısı 3 idi. Artık en az bir kişiden oluşturuyor. Bir kişilik yönetim kurulu oluşturabiliyoruz. Buyurun. Kesinlikle diyecektim zaten. Teşekkür ederim. Ne diyecek? Bahsedeceğim. Yine önceki yönetim kurulu üyelerinin mutlaka pay sahibi olma zorunluluğu vardı. Artık yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yok. Dışarıdan gerçek kişi de atayabiliyoruz, güzel kişi de atayabiliyoruz. En çok 3 yıl süreyle seçilebiliyor Anlaşmalı Yönetim Kurulu üyeleri. Güzel kişiyle birlikte, güzel kişi adına, güzel kişi tarafından hani bir gerçek kişi görevlendirilmesi gerekiyor bahsetmiştik. Bununla ilgili karar örneği işte yönetim kurulu ile kendi arası yaptıkları toplantıda yönetim kurulu başkanlığına nokta nokta şirketi, yardımcılığına nokta nokta şirketi, yönetim kurulu ile şu şirketi seçilmiştir şeklinde karar yazıp onun altında da yönetim kurulu üyeliğine atanan şu şirketi adına hareket etmek üzere TC uyruklu şu kişi görevlendirilmiştir. Yani bu test, o gerçek kişinin tescil anlamına gelmiyor, görevlendirilmesi anlamına geliyor. Tescil eden kişi, kendi tüzel kişilik. Bu şekilde karar alabiliyoruz. Yönetim kurulundaki toplantıları, daha önce de biliyorsunuz yönetim kurulu nitelikli çoğunlukla toplanıp karar alınmalı. Yani 5 kişilik bir yönetim kurulumuz varsa yarısı 2,5 değil mi? Bir fazlası 3,5, 4 kişiyle toplanabiliyordu yönetim kurulu. Ama yeni kanunda o nitelikli çoğunluk aranmıyor. Yarısı 2,5, 3 kişiyle yönetim kurulu toplanabiliyor. Ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alabiliyor. Yani 3 kişi katıldığında 2 kişiyle karar alabiliyoruz. Ama önceki kanunda en az 4 kişi toplanıp 3 kişinin olumlu oyuyla karar almaları gerekiyor. Buyurun. Önceki yazıda kişilerin aynı karar alması gerekiyor mu sadece? Tescile tabi husus evet. Tabii ki o hangi bir şeyde ama görevlendirme yapan kendi şirketi de bir kararla bunu alıp göndermesi gerekiyor. Tescile gönderirken o kararı da ek yapıyoruz. Yine kolaylaştırmış yöntemlerden bir tanesi, toplantı istenilmediği takdirde yönetim kurulu üyelerinin herhangi biri yanlış olduğu bir karara diğer üyeler bir araya gelmeksizin imza koyarak yeterli çoğunluğa ulaşırlarsa karar alabiliyorlar. Hatta bu kararlar aynı kağıtta olma zorunluluğu da yok. Üç değişik ülkede bulunan yöneticilerimize üç ayrı kağıt göndererek kararlarını imzalatırarak işler yapabiliyoruz. Bu da paylaştırılmış yöntemlerden birisi. Yönetim kurulu kararları eğer şirketin eşit işlem ilkesine aykırıysa, şirketin temel yapısını bozucu düzeyde ise, pay sahiplerinin vazgeçilmez haklarını ihlal ediyor ise bu kararlar batıldır, geçersizdir. Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını gerektiği durumlarda üçüncü kişilere devredebiliyorlar. Yani mürassas üyeler
atlayabiliyorlar. Tabii ki bunları seçerken özenli ve dikkatli seçmek şartıyla. Eğer yönetim kurulu üyeleri görev ve sorumluluklarını üçüncü kişilere devrediyorlarsa bu noktada buna bir ilk yönerge hazırlanması gerekiyor. Yani kim kime bağlı, kim kime sorumlu, kimin görevi ne diye bunu açıkça bir teşkilat yönergesi şeklinde hazırlanması gerekiyor, görevlendirmenin yapılması gerekiyor. Yönetim kurulunun devredilmez görevleri şirketin üst düzey yönetimini oluştururken, yönetim teşkilatını belirlerken, finansal tablolar bunları hazırlanırken, yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlarken, müdürleri atama, müdürleri görevden alma, bütün bunlar yönetim kurulunun vazgeçilmez görevleri arasındaki en büyük görevlerinden bir tanesi de bu borca batıklık durumu. Borca batıklığı biliyoruz. Eğer bizim bilançomuzda sermayemiz yarısı kaybedildiği durumlarda derhal yönetim kurulu, genel kurulu toplayıp bilgi vermesi gerekiyor. Eski kanunla arasındaki en büyük fark, eski kanunda sadece sermayenin yarısı diye hüküm vardı. Şimdi sermaye artı kanuni yedek akçelerin toplamının yarısı kayıp olduğu durumlarda genel kurulda derhal toplanıp bilgi verilmesi gerekiyor. Eğer bizim sermayemiz ve kanuni yedek akçelerimizin üçte ikisini kaybettiğimiz durumlarda yine derhal yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırması gerekiyor. Bu sefer genel kurul ya o kaybedilen tutarın tamamlanmasına karar verecek ya da diyecek ki tamam biz üçte bir sermayeyle yolumuzu devam ettiriyoruz şeklinde bir karar verirse şirket devam ediyor. Aksi takdirde müfessiz oluyor. Eğer bunun da altında bir durum söz konusu yani varlıklar kaybedilmişlerse kaynaklar o zaman derhal yönetim kurulu bu durumu şirketin iflasını istemesi gerekiyor. Hem de hemen o gün itibariyle bir bilanço hazırlayarak şirketin varlıklarının borçlarını ortaya koyacak şekilde mahkemeye başvurması gerekiyor. Bu da onun vazgeçilmez görevlerinden bir tanesi. Şimdi önceki kanun bu yönetim kurulu üyelerini basiretli bir iş adamı gibi davranmasını öngörüyordu. Basiretli iş adamı ulu yönetici. Her konuda her türlü riski bilir. Her türlü önlemi alması gerekir. Ne yapacak? Edecek şirketi zarara uğratmayacak diye düzenlenmişti. Ama yeni kanun bunu biraz hafifletti. Yeni kanunda yönetim kurulu tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket etmesini öngörüyor. Gerekçesinde de şöyle bir açıklama yapmış. Tasarı diyor, 6762 sayılı önceki kanun hususunda bulunarak öngörülmüş bulunan basiret ölçüsüne yer verilmemiştir. Hatta basiretli iş adamı ölçüsünden uzak durulmuştur. Çünkü yargıtay kararları basiretli iş adamı ölçüsünü ise hatta aşırı denilecek beklentilerle tanımlamıştır. Yani bütün mahkeme kararları bu yönetim kurulu üyelerinin aleyhine sonuçlandığından dolayı bunu adaletsiz sonuçlar doğurması anlamında biraz hafifletmiş, dikkatli, özenli, tedbirli yönetici vasfına büründürmüş. Yönetim kurulu üyeleri şirket için menfaat ilgilerini karar tartışmaları yönetim kurulu toplantısına katılmaları yasaktır. Yani gerek kendileri ilgilendiren, içinde veya dışındaki kararlarla ilgilendiren toplantılara katılamıyorlar. Yönetim kurulu üyelerinden bazıları istifa edebilir. Her istifada genel kurulu toplanmak zorunda değil. İstifa eden yönetim kurulunun üyelerine geri kalan yöneticiler toplantı yapmak üzere yeterli oyları varsa istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine bir tane yeni bir kişiyi seçerek de atayabiliyorlar. Bir önceki yönetim kurulu üyesinin görevini sonuçlandırdığı tarihe kadar yeni atanan kişi görev alabiliyor. Bunun için genel kurulu atmaya gerek yok. Yani bahsettik işte 5 kişi yönetim kurulu üzerinden birisi istifa ettiğinde geri kalan üyeler toplanabildikleri için istifa eden yerine yeni bir atama yapabiliyorlar. Yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin şirketi temsil ve imza etme yetkisi var. Yani görevlerini başkalarına devletseler dahi işlerinden bir tanesi mutlaka temsil ve imza yetkisine sahip olması gerekiyor. Tek pay sahibine düşen anonim şirketlerde işte bu hatalar yapıldı başlangıçta. Şirketin yapısı tek ortaklı pay sahibine dönüşmüş.
hemen kararlar yönetim kurulunda da tek kişiden seçilmiş gibi kararlar alınıp tescile gönderildi. Bu durumda mutlaka tek pay sahibine dönüşse dahil ortaklık yapısı, yönetim karar organının da tek kişiden olduğuna dair yönetim kararını tahrir edilmesi gerekiyor. Ki tek kişiyi yönetim kurulu olarak seçebilir. Şirketin hangi halde sona erdiğini kanun zaten saymış. Süresi sona erebilir. İhtilal konusu artık gerçekleştirilmesi amacının imkansız hale gelebilir. Veya kanunda işte belirlenen %75 pay sahiplerinin oyuyla şirketi sona erdirme kararı alabilir. İflas olabilir. Bu halde şirketler tasfiyeye girer. Bu arada hızlandırılmış tasfiyeye ben değinmeyeceğim. Hızlandırılmış tasfiyeyi bir gün akın konuları arasında. Onunla ilgili soruları oraya yönlendireceğim. Tasfiye dönemi, her bir tasfiye dönemi başlı başına bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu dönemlerle ilgili örneklerle açıklamak istiyorum. Eğer tasfiyemiz aynı dönem içerisinde başlıyor, aynı dönem içerisinde bitiyorsa o dönem bizim için tasfiye dönemi. Ama farklı yıllara sırayet ettiğinde işte örneğin bizde 15.04.2011 tarihinde kurum tasfiyeye giriyor. Tasfiyede 4.6.2013 tarihinde sona eriyor. Bizim için birinci tasfiye dönemi 15.04.2011'den 31.12.2011. Yine ertesi tarih 2012 yılı bir tasfiye dönemi, ikinci tasfiye dönemi. Üçüncü tasfiye dönemi de tasfiyenin sona erdiği 4.6.2013 tarihinde tasfiyemiz sona eriyor. Tasfiye memuru atanması gerekiyor. Ortaklar veya dışarıdan, bütün şahıslardan atayabiliyoruz. Mutlaka tasfiye memurunun bir tanesi TC vatandaşı olma zorunluluğu söz konusu. O mevcut. Tasfiye memurları şirketin paydaşlarına şirketin karını dağıtmadan önce varsa mutlaka tavak etmiş vergileri ve kendi önüne ait vergileri ödenmiş olması gerekiyor. Bunların karşılığının ayrılması olması gerekiyor. Bunları ayırmadan dağıtırsa kendisinin de sorumluluğu söz konusu. Defter ve belgeleri yine aynı şekilde yönetim organı gibi düzenleyecek, saklayacak, hazırlayacak. Üç ilan yapıyoruz tasfiyeye girdiğimiz dönemden itibaren. Üç ilan yayınlandıktan sonra en az bir yıl bekliyoruz. Bir yıldan sonra işleri tamamlıyoruz. Mahkeme vesaire bir durum söz konusu değilse. Tasfiye beyannamelerini tasfiyeye girdiğimiz dönemde başlayıp da bittiği döneme ait olan o tasfiye dönemi aynı takvim yılı içerisindeyse tasfiyenin bittiği tarihten itibaren 30 içerisinde beyan ediyoruz. Tasfiyeye girdiğimiz kıs dönemiyle ilgili olan bölümü yine bunu örnekle açıklayalım. 15.04.2011 tarihte tasfiyeye girdik. Bizim için o kıs dönemin beyannamesi, yani 1.1.2011'den tasfiye girdiğimiz döneme ait olan beyanname, tasfiye girdiğimiz dönemi takip eden 4. ayın 25'ine kadar, yani 8. ayın 2018'ine kadar, 25'ine kadar beyan edeceğiz. 1. dönemin beyannamesi yine yasal süresinde, 2. dönemin yasal süresinde, tasfiye sonunda, yani 4-6-2-4 tasfiyemiz bittiği zaman tasfiye dönemi son beyannamesini 30 gün içerisinde, bir ay değil 30 gün içerisinde beyannamesinin belirlemesi gerekiyor. Bazen tasfiye sürecine gireriz, tasfiye karar alırız ama tasfiyeden vazgeçme durumu da söz konusu olabilir. Tasfiyeden vazgeçmek için bir mutlaka herhangi bir paydaşlara kar dağıtımında başlanılmamış olması gerekiyor. Hatta başlanılmadığına dair rapor da isteniyor. Genel kurulun %60 olumlu oyuyla tasfiyeden vazgeçilebiliyor. Tasfiyeden vazgeçildiği dönemlerde dönemler nasıl olacak? Şimdi bizim için kurumun tasfiye giriş tarihi 14.2.2011 olsun. Tasfiyeden vazgeçme tarihimiz de 15.4.2013 olsun. Tasfiye bitmiş olsaydı 15.4.2013'ü takip eden 30 gün içerisinde biz beyanname verecektik. Vazgeçtik. Bizim için 1.1.2013'ten itibaren artık o süre normal döneme dönüşüyor.
tarımızı tasfiye dönemi olarak değil, normal dönem olarak takvim yılının sonuna kadar hesaplayacağız. Nisan ayında tasfiyeden vazgeçtik. Geçici vergi açısından biliyorsunuz tasfiye döneminde geçici vergi vergisi verilmez. Tasfiyeden dönüldüğü zaman hangi dönem tasfiyeden vazgeçilirse o dönemden itibaren de geçici vergi yükümlülüğümüz başlamış oluyor. Dikkat etmemiz gereken hususlar. Bazen genel kurul yapılmalar tasfiyeye giriyoruz. Yani önceki döneme ait yapılmamış genel kurullarında mutlaka öncelikli olarak tasfiyeye girmeden genel kurulların yapılmış olması gerekiyor. Bir yıl bekleyeceğiz tabii ki 3 ilamdan sonra. Defterlerle ilgili kanun der ki 82. madde tasfiye memuru tasfiye sonunda defter ve belgeleri sulh mahkemesine teslim eder. Uygulamada tasfiye sona erdi. Tasfiye memuru defterleri alıp götürüp sulh mahkemesine teslim ettiğinde öyle bir fiziki ortam söz konusu değil. Bunları almıyorlar. Onlar almayınca bu sefer tasfiye memurları sorumluluk almak istemiyor. Mesela pay sahibi hani Bursa'ya teslim edildi diye yazdığı zaman kararda. Bu sefer tescil ediliyor. Ticaret İşleri Müdürlüğü'nün tatbik çözümü bunlarla ilgili, defterlerle ilgili işte Türkiye Kanunu 82 maddesine uygun olarak işlem yapılacaktır. İbaresini yazıyorsunuz, iş bitiyor. Onun haricinde bir çözüm maalesef söz konusu değil. Yine tasfiyeye girmeden önce varsa şubelerin kapatılmış olması gerekiyor. Şubeler unutulabiliyor tasfiyeye girmeden önce. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tasfiyeden dönülmesi halinde de ortaklara kar dağıtımı başlanılmamış olduğuna dair raporun hazırlanması gerekiyor. Evet, bir ara verip ondan sonra ama o soru kağıdına bundan sonraki eğitimlerle ilgili olarak beklentilerinde bir not alabilirseniz eğer varsa böyle bir beklenti. En azından eğitimler o şekilde şekillendirebiliriz.
dışında bildirimde atılan kısmı sadece. Tabii tespit oluyor. Tespit olunmaz hemen çözebilir. Şöyle alsaydı, tasfiye dönemi incelemeye alınır. Ama bakalım, genelde kendisi kriterler belirler. O kriterleri aşarsa incelenir. Şimdi son